Kültür ve Sanat kanalımdan herkese merhaba. Anadolu sözlü anlatımlar ve gelenekler deyimlerinden bugün sizlere püf noktası deyiminin hikayesini okumak istiyorum. Püf noktası. Diyarın birinde bir çeşme bülbül ustasıyla çırağı varmış. Uzun yıllar sonra kalfalığa yükselen çırak, ustasından adet hilafına, ustalık beratını istemeye başlamış. Ustasının henüz erken olduğunu, mesleğe tam vakıf olmadığını söylemesine rağmen çok ısrar edince, ustası biraz da kızarak ustalık belgesini vermiş. Yeni usta tezgahını kurmuş, zevkle ve şevkle imalata başlamış. Fakat sonu hüsran. Sanatın bütün inceliklerine riayet ederek ürettiği çeşme bülbüller soğuma raflarından ele alınınca kırılıp dağılıyormuş. Çırak tekrar ustasına dönmüş. Yalvarmış, yakarmış. Sabretse 2 yılda alacağı ustalık belgesi için usta onu 5 yıl daha çalıştırmış. Hak etmiş tabii ki. Çırağının insani yönden de olgunluğa kavuştuğunu gören usta, bir gün onu yanına çağırmış ve "Bak evlat, çeşme bülbülleri soğuma rafından alınca dip tarafında kalan cam uzantısına şöyle bir püf diyeceksin. Saç kılı kadar bir şey olan cam parçası püfleyince düşerse çeşme bülbüller tamamdır. Püf deyince cam orada kalırsa hepsini kır, yeniden imar et. Şimdi işin inceliğini anladım. Var şimdi dükkanını aç. Ben hakkımı helal ettim. Sen de helalden kazanmaya dikkat et." demiş. İşte püf noktası bu rivayet üzere çıkmış arkadaşlar, dostlar, izleyenler. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın ve kanalıma da yeni aboneler kazandırmayı ihmal etmeyin. Sevgiyle kalın.